da insanın yüzünde Allah nur bırakmaz, hayır verir. Aklı basitlenir. Onun için böyle insanlar anormal olur. Saldırı, kavgacı oluyor. Müslümanda gevşemede münafıklığa giden ilk adımdır. Mesela namazda gevşeklik gösterir, temizlikte gevşek gösterir, Allah'ı anmada gevşeklik gösterir, dikkatini açmada gevşeklik gösterir, İslam'ı yaymada gevşeklik gösterir, güzel davranmada gevşeklik gösterir, dikkatli bakmada gevşeklik gösterir, sonucunda Allah onu külçeye çevirir, iğrenç bir mahluğa dönüşür, yani dev bir hayvan. Dönüştürür. Suçunun derecesine göre çirkinliği artar. Yani suçun derecesine orantılı olarak Allah hem sağlığını, sıhhatini bozar, hem tipini kaydırır, hem aklını götürür, hem de her yönden çökertir. Ama derece derece, mesela münafığın bir ileri derecesi vardır. Mesela nitelikli münafık olur. Ama mesela bir de münafık vardır. Bir de münafıkla geçiş vardır, kalbinde hastalık olmaz. Hasta, kafası hasta yani. Ama çok benzer münafığa. Fakat dalgalanıyordur yani. Bir münafık olma kararı veriyordu, Müslüman olma kararı veriyordu. Ayette diyor ki, ne sizdendirler ne onlardandırlar. Bocalayıp dururlar, bir türlü karar veremez. İslam'a da karar veremez, küfre de karar veremez. Ama o sallanma gelenekten kopmayla nedeni neticelenir. Çünkü o tip bir sallanmada geriye dönüş nadir olur. Yani o bir nevi komadır, yani ölüme doğru giden bir komadır. Komadan çıkan nadiren olur, dirilen. Ama çoğu ölümle neticelenir. Yani münafık koması başladığında, şahıslarda zaten şeytan tam yardım ettiği için, bir de şeytani insanlar da ona yardım ettiği için. Mesela münafık, dinetli birisi varsa, kalbinde hastalık olan, ona kalbinde hastalık olan başka biri yardım ediyor. Onlar birbirini buluyorlar, Allah'ın hikmeti mesela. Kalbinde hastalık olan, kalbinde hastalık olanı buluyor. Kalbinde hastalık olanın hastalığını daha da artırır kalbinde hastalık olan diyelim. Mesela onu daha vesveselendirir, daha kuşkuya düşürür, kendine güvenini kaybettirir, Allah'a inancını daha da zayıflatır. Ama dikkatlice bakarsanız, kalbinde hastalık olanlar birbirlerine çok iyi ittifak halinde olduklarını görürsünüz. Onlar ayrı bir ahbap grubudur, dost olurlar birbirlerini, çok iyi korur kollarlar. Münafıklar birbirini korur kollar. Ama Müslümanların gözünden kaçan bir şey var. Kalbinde hastalık olanların ahbaplığı gözlerinden kaçar Müslümanların. Onu riski görmezler, en tehlikeli. Çünkü kalbinde hastalık olanlar doğumu yaparlar. Yani pislik doğururlar bir süre sonra. Ve sıradan gider. Bir tane daha olur, arkasından bir tane daha olur, arkadan olur. Bunlar zaten belli eder kendini, bakışıyla, konuşması. Bunlar da genel özellik bitkindir. Yani organik bir rahatsızlığa bağlı olmayan bitkinlik meydana gelir. Bitaplık. Mesela namaz kılmak istemez, oruç tutmak istemez, Allah'ı anmak istemez, Müslümanların toplantısına gelmek istemez, mesela kitap dağıtmak, almak istemez. İlk alametler bunlardır. Yani asosyallik başlar, içine kapanır. Suratta asılma, ayak yüzünü astı, ekşitti yüzünü diyor. O alametler başlar, yani suratta bir kayma ve iticilik, yani nursuzluk yüzüne yayılmaya başlar. Ağlama hissi gelir münafıklık alametlerinin ilk önde, hastalık olarak. Yani şahısta böyle bunalıma girme eğilimi, yalnız kalma eğilimi, ağlama eğilimi, münafıklarda bu vardı. Evet. Hayır, yahut mesela çok büyük bir ağrısı olur, ağrıya dayanamayıp ağlayabilir. Yani rahatlamak için, Allah vermesin, olabilir o. O ayrıdır. Ama onun dışında böyle bir şey olmaz. Yakışık alacak bir şey değil. Onun için münafığın sebep olacak zemine de çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani kalabalık olanların kümeleşmesine dikkat etmek lazım. Bakın dikkat edin, kalbinde hastalık olanlar mutlaka kümeleşirler. Ve birbirlerine arkadaş olurlar, birbirine güvenirler, birbirlerine sırlarını açarlar.
birbirlerinin gitmesini kolaylaştırır onlar. Münafıklığa gitmesini kolaylaştırır. Mesela gideceğim dedim mi, tamam der. Mesela ben akşam senin şeyini hazırlarım, paketini hazırlarım falan der. Onu gizler. Hadi sana güle güle falan der. Veyahut niye gidiyorsun ya der. Çirkin olmak suç mu? İşte aklın zayıf olması suç mu? Dengesiz olması suç mu? Onu manyak uslupla batırır onu yani iyice. Yani insanlar senden tiksiniyor da olabilir. Pislik biri de olabilirsin. Efendim dinsizliğinin fark edilmesine korkuyorsun. Falan gibi böyle abuk subuk yani böyle çok manyakça. Onu tamamen körükleyip ondan sonra işte Müslümanlar mı değil de sevgin yok mu falan der. Yavaş iterek göndertir. Onun için kalbin hastalık olanlarla ilgili bizim böyle bir çalışmamız da yok. Halbuki bunlar büyük bir güruhtur. Müslümana çok benzer. Müslümanlara da çok ciddi bir zarar olmaz. Pasif Müslümandır bunlar. Etkili bunlar, korkaktırlar. Mesela bir sıkıntı durumunda Müslümanların aleyhine konuşur bunlar. Yani Müslümanı korumaz. Kendi çıkarın çatıştığında hemen Müslümana cephe alır. Yani kahveliğe yatkındır. Pasiflikle Müslümanları da pasifize etmeye çalışır. Mesela Allah'ın aldığı yerde uyur. Mesela Kur'an okunurken bir hitap bir görünüm verir. Ki Müslümanlar Kur'an okumasın. Veya çeker gider. Allah'ın aldığında hemen kaçıyorlar. O daha münafık olağa geçiş olmamış yani. Olmak üzere doğum olacak. Kirli doğum. O aşamasında. Onun için ilk yani koma aşamasına çok dikkat etmek lazım. Yani zaten kolapsa girdikten sonra dönüşü olmaz. Yani münafıklığını açıkladıktan sonra onun bir daha dönüşü olmaz. Orada zaten tam yıkıma uğramış oluyor. O yıkıma uğramadan kurtarıp geriye adım attırmak mümkün. Ayette diyor ya şeytan Allah'sının dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti ve çok sıkılmışlardı ve pişman olmuşlardı diyor. Mesela o komadan çıkıştır o. Koma halinden çıkmış. Fakat eğer bırakılsa o koma devam edip kolapsa ölüme gidebilirdi. Yani o aşamada yardım edilmesi lazım. Mesela diyor ki Allah Tövbe Suresi 38'de ey iman edenler ne oldu ki size Allah yolunda savaşa kuşanın denildiği zaman mesela hadi tebliğ yapalım, hadi İslam'ı anlatalım, hadi kitap dağıtalım ya sohbet edelim denildiği zaman yerlerinizde oturduğu yerde ağırlaşıp kaldınız. Külçe gibi. Ayakta duramıyor artık yani uyuyacak ama zor ayakta duruyor artık bayılacak yani sıkıntıdan. Bu bir münafık alameti olduğunu Allah Kur'an'da belirtiyor. Bak ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz ya Allah? Ama diyor ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır. Çünkü hiçbir şey yok burada diyor. Ya boşa hiç heveslenmeyin diyor Allah. Nisa suresi 61'de münafıklara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde bak Kur'an'a ve Müslümanların liderine uyun dediğinde o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. Hiç gelmez, kaçar. Görünmemeye çalışır falan. Bak, kaçabildiklerine kaçtıklarını görürsün. Bak yine Muhammed Suresi 20-21'de kalplerinde hastalık olanların, bak münafık değil bu da, hasta bu. Üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Yani surat kaymış, çirkinleşmiş, yani nursuz, ve bitap pis bakışlarla ölü bakıyor. Bak, üzerlerine ölüm sana baktıklarını görürsün. Yani bakışlarında ne bir sevgi var, ne bir dikkat var, ne bir iman uyanıklığı var, ne dinle imanla alakalı olduğuna dair bir alamet. Ölmüş artık. Yani şeytana teslim ol. Oysa ondan itaat maruf, güzel bir sözdü. Çünkü bunlar hep kötü söz olur. İşte ben zaten bitmişim, mahvolmuşum, şöyle berbatım, şöyle kötüyüm derler. Muhammed Suresi 20-21. Mesela yine Ahzab Suresi 19'da. Şayet korku gelecek olsa, yani çıkarlarına çatışan bir şey, bir haber yahut Müslümanlara yapılan bir saldırı yahut bir münafık olduğunda
ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi mutlu olduklarını görsün. Yani gözde bir anormalik meydana gelir diyor Allah. Yani bakışları iğrençleşir, itici ve pis, rahatsız edici, karanlık bir bakışa dönür diyor Allah. Baktıklarında bunu görürsün diyor. Korku gidince, yani Müslümanlar galip ve güçlü olduğunu görünce, hayra karşı, çıkara karşı, oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dinleriyle eleştirip inciterek karşılaya münasebetsiz, abuk subuk konuşur. Densiz, münasebetsiz konuşmalar yapar. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor Allah. Yani hastalığın sebebi budur diyor. Bak, mucizeyi görüyor musun? İman oluyor. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yani boşa gidip geliyor. Geliyor gidiyor. Yani boş. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor. Ahzab suresi 19'da Cenab-ı Allah. Tövbe suresi 86-87'de Cenab-ı Allah yine Allah'a iman edin. Onun elçisiyle cihada gayret edin. Yani İslam'ı yaymaya çıkın. İslam'ı anlatın diye bir sure indirildiği zaman, Allah bir hüküm indirdiğinde onlardan servet sahibi olanlar yani güç ve imkan sahibi olanlar senden izin isteyip bizi bırak oturanlarla birlikte olalım derdiler. Yani gelmek istemez. Bırak uyuyayım, bırak yatayım, bırak evde kalayım. Yok işte ama tam ona belim ağrıyor bir şey der yani. Savaştan geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Yani münafıklar nasıl geri kalıyor? Onlar da o stili seçerler diyor Allah. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar. Yani Allah vermesin. Şuur artık alınmıştır diyor Allah. O yüzden kavrayıp anlayamazlar. Yani beyinleri kilitlenmiştir, ölmüşlerdir diyor Allah. Dolayısıyla robota döndüğü için kavrayıp anlayamazlar diyor. Çok fazla alameti oluyor. Bir kere gruplaşmaya gidiyorlar. Yani münafıklarda olduğu gibi. Hastalıklı olan adamlarla bağlantı kurabiliyor. Yani normal Müslümanla bağlantı kuramıyor. Mesela imanlı, çalışkan, takva, aklı başına Müslümanlardan haz etmiyor. Böyle dinden taviz veren, İslam'a yatkın olmayan, tembel, bitkin, kaçak, göçek, yalancı, gevşek, lakayt, alakasız, Allah'ı anmayan, şikayetçi, dengesiz tipleri ararlar. Yani onlardan önce birliktelikleri olur. Buradan bir kere anlaşılır. İkincisi, olumsuz haber yayma eğilimleri vardır. Yani her şeyin kötü yanını ararlar. Mesela binlerce nimet varsa o bir tane aleyhte bir şey bulduysa onu vurgular. Mesela mutlu olacağı 100 delil varsa o bir tane aleyhte anlayamadığı bir şeyi onun üstüne durur. Mesela bütün fiziği güzeldir, kafasında efendim bir şişlik vardır. Yahut kulağında bir eğrilik vardır. Ona kafayı takar. Ya her yerin güzel mi güzel? Ya bırak onu yani, o önemli bir şey değil ki o. Yahut işte mesela ayak parmağı biraz eğri oluyor. Ona kafayı takıyor. Ya bütünden mutlu olmayı bilmiyor. Allah'ın nimetlerini bütünlüğüne değerlendirmeyi bilmiyor. Ve münafıklara imrenme vardır. Münafıkların haberini izleme, onları takip etme, bilinç altında onların galip gelmesini ister. Hastalık olan, kalbinde hastalık olan. Ama onlar feci şekilde ezildiğinde görürse, bir süre tabii gayri ihtiyar Müslümanlara yönelir. Yani daha şey yapar. Yani bu çok önemlidir. Onun için münafığın ezilmesi hayatidir. Çünkü Peygamberimiz zamanında öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar çok kudurmuşlardı. Ama kafalarınca müminlere Peygamberimizden yana oldular birçoğu. Ama daha önce onlardan yana bayağı adam vardı eğilimle. Çünkü onlar Kur'an'ı değil de hayatın gerçeklerini esas alıyorlardı. Hayatın gerçeklerini esas alan adam da dünyada çok fazladır. Yani o yönde münafığın avantajı oluyor. Yani Kur'an'la olayı değerlendiren insan sayısı azdır. Fakat mantıkla değerlendiren daha çoktur. Allah hastalıklarını artırabiliyor. Yalan çok söyler onlar. Yalana çok yatkın olurlar. Sorumluluk almamak için çok fazla yalan söylerler. Mesela bir yere gelmemek, bir şey yapmamak, bir şeyi halletmemek için yalan onların esasıdır. Mesela Bakara suresi 10'a 10'da Cenab-ı Allah diyor ki onların kalplerinde hastalık vardır. Daha münafık olmamış.
münafık olma aşamasında hasta. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Bak şimdi şifa olmuyor, görüyor musun? Hastalık ileriye doğru gidiyor. Çok nadirdir düzelme. Yani koma var. Oradan kollaps artık yani geri dönüş olmayacak hale gelir. Yalan söylemekte olduktan dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yalan söyleme onlarda yaygın bir özellik oluyor. Sahtekar olur. Yani yüzünde zaten yalancılığın kiri ve karanlığı ve nursuzluğu olur. Yalancı aptallığı vardır insanlarda. Mesela yalancıların yüzü çok aptal olur. Garip bir yüzleri olur. Yani böyle nursuz, hırsız kılıklı olurlar. Yani gariptirler. Mesela Maide Suresi 52'de işte kalplerinde hastalık olanlar, bak diyor ki, zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çatmasından korkuyoruz derler diyor Allah. Yani hep böyle işte işi gücü ters gidecek, Müslümanlar dağılacak, bu aç kalacak, yiyecek bulamayacak, sokağa atılacak, savaş olacak yahut darbe olacak veyahut Müslümanlara bir saldırı olacak, Müslümanlar dayanamayıp darmadağın olacaklar. Hep böyle ipe sapa gelmez, ahmakça ve şeytani pis şeyler düşünür hastalıkla. Bak zamanın felaketleriyle, zamanla ama, felaketlerine, kötü olaylarla aleyhimize diyor, lehine de değil, aleyhine dönüp bizi çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Birbirlerine de söylüyor bunu. O onu şey yapıyor, ya diyor başımıza her türlü iş gelebilir. İşte gittikçe çirkinleşiyorum diyor, gittikçe çöküyorum diyor. Gittikçe daha yaşlanıyorum, daha beceriksizleşiyorum. İşte namaz kılmaya gücüm yetmiyor, oruca gücüm yetmiyor, Allah'ı anmaya gücüm yetmiyor gibisinden aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Bak ama bunu görür diyor müminler. Çünkü Allah bir fetih veya katına bir emir getirecek de bir hakimiyet, bir üstünlük, bir güç, onlar nefislerinde gizli tutuklarından dolayı pişman olacaklar. Yani mehdiyet de mesela böyle. Şimdi adam ummuyor mehdiyetin çıkacağını, olacağını. Onun bitkinliğinin içerisinde ummadığı için. Ama İslam hakim olunca bin pişman oluyor yaptığına. Bütün rezillikler ortaya oluyor tabii. Bütün Müslümanlar da buna şahit olduğu için inkar edecek durum olmuyor. Mesela yine kalemde ayetten işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devirecekler. O kadar pis, iğrenç, böyle hırsız kılıklı bakıyorlar ki itici. Onun pisliğini Kur'an böyle veriyor. Yani insan devirecek kadar pis diyor bakışları. Kalem Suresi 51. Mesela Allah diyor ki 3. Şeytanın bu tip katıp bırakmaları, yani şeytanın bir şeyi katması, ilave ve bunu o adamın üstüne bırakması, kalp olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunan, bir de kalbi duyarlılıktan yoksun. Mesela Allah'tan bahsediyorum etkilenmiyor, dinden bahsediyorum etkilenmiyor. Bu hastalığın zaten ana özelliği bu. Duyarlılığını kaybetmiş kalp. Ama hastalık var diyor Allah, kalplerinde hastalık var. Ama ikinci açıklamada diyor ki, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun diyor. Yani merhamet anlamıyor, şefkat anlamıyor, sorumluluk hissi almıyor. Kendi pis dertleriyle, sahte dertlerle, sahte sorunlarla uğraşıyor. Yani kafasından çıkarttığı o imajlarla uğraşıyor. Bak, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir, deneme. Onların ahlaksızlığın pisliğini ortaya çıkarmak içindir. Şüphesiz zalimler, gerçeğin kendisine uzak bir ayrılık içindedirler. Gerçekten uzaktır diyor bu zalimler. Gerçeği bilmezler yani. Gerçekçi değildirler. Hayali, ahmakça ve pisliklerin peşinden giderler. Enfal Suresi 49'da Cenab-ı Allah diyor ki, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı. Uslup da aynı oluyor bunlar. Yani her iki tarafta da hayatın gerçekleri ve mantık esası vardır. O yüzden mutlu değildir bunlar. Yani Kur'an'a göre mutlu olan bir insan o modda mutlu olmaz. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı şeytanın Allah'ının. Bunları, bu Müslümanları dinleri aldattı. Din bunları kötü bir yola götürdü. Aldandılar. Yani bunlardan din mutluluğu, güzelliği, bereketi, iyiliği, her şeyi aldı diyor. Halbuki her şeyi verdiği halde o ahmak kafasından tam tersi görüyor.
Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, bak tevekkül işte kalbinde hastalık olan için tevekkül çok mantıksızdır. Yani çünkü o akılcı olduğunu düşünür, mantıklı tevekkül etmez. Ama mümin akılcı olarak bakıyor, tevekkül ediyor. Ama ona göre o akılcı değil. Münafığa göre akılcı değil. Kalbinde hastalık olanlara göre de akılcı değil. Çünkü hayatın gerçeklerinden çelişiyor bu. Ya bela geliyorum diyor, sen tevekkülden bahsediyorsun diyor. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin bilmediğiniz hikmetlere sahiptir diyor Allah. Münafık kendi o kokuşmuş beyniyle, ya kalbinde hastalık olan da kokuşmuş sahtekar dolandırıcı beyniyle olayları akılcı değerlendirdiğini düşünür. Yani mesela geleceğini yedi, ben kara kara düşünüyor ne yapacağım diye. O yaşına kadar sana kim baktı? Allah baktı. Boş yere niye kendini o yana kadar süründürdün? Onu bir akıl zannediyor. Onun için onlarda böyle çok sahtekar suratı vardır. Bakara suresi 11 ve 12'de münafıklara ve kalbinde hastalık olanlara yeryüzünde fesat çıkartmayın, fitne çıkartmayın, Müslümanlar aleyhine faaliyet yapmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz. Yani sizi düzgün yola çevirmeye çağırıyoruz diyor. Ya bir kere niye bir aradasınız diyor. Ayrılın. Ayrılın. İş gücünüze bakın diyor. Yani Müslümanlık niye birlikte olsun ki diyor. Müslümanlık tek tek yaşayanlar ya diyor. Bu ayetler, ama burada da ayet var diyor. Ama bak halbuki o ayet ilk defa ona hüküm geldiği için. Tek başına bir ümmet ölüyor. Tamam. Bir saat sonra karısına söylediğini iki. Üçüncü uşaklarına söylüyor oradaki amca. Oluyor 14. Ertesi gün 20 kişiye daha öğreniyor. Ne olmuş oluyor? Sayı gittikçe artıyor. O an için, ilk an için söylüyor onu. O ilk anki tek olanmayı Müslüman hep böyle olması gerekir anlamında alıyor.